Bir alim için sabredilmesi, dayanılması en zor şey, her birini zor şartlarda uzak ülkelerden getirdiği kitaplarının yağmalanmasıdır. Belki ondan daha zor olanı, okuduğu binlerce kitaptan toplayıp, zihninin imbiğinden süzdüğü ve göz nuru dökerek şamdanların ışığında kağıtlara dökülen kitapların, el yazması nüshalarının hoyrat ellerde tarumar edilmesidir. Şubat ayının 12'sinde gece yarısı evi silahlı kişilerce basılan büyük alim Rızaeddin Fahreddin işte bu ıstırabı yaşıyordu. Polis ve jandarma üniformalı Rus çarlığının görevlileri evdekileri çok sert muamelelerle uyandırmış ve mutfakta yer döşemesi tahtalarının altına kadar her yeri arayıp el yazması eserleri götürmüşlerdi. Asarın iki cildi yayınlanmıştır dediğim gibi ama üçüncü ve dördüncü ciltleri 1911 yılında Rızaeddin Fahreddin evine yapılan polis baskını sırasında elinden alınmıştır ve birçok materyali kaybolmuştur. Bundan dolayı bu iki cildi yayınlanamamıştır. Yer, Başkurtistan'ın başkenti Ufa, yıl 1911'di. Ailesi uzun süredir tutuklanma ve öldürülme endişeleriyle yaşıyordu. Bu alim o yıllarda kadılık görevi yapmaktaydı. Rızaeddin Fahreddin 19. yüzyılda başlayan, 20. yüzyılda devam eden Türk aydınlanmasının en önemli isimlerinden biridir. Rızaeddin Fahreddin 12 Ocak 1859 tarihinde bugün Tataristan'ın Albat kazasına bağlı Küçükçatı köyünde dünyaya gelir. Babası Fahreddin Hazret köyün imamıdır. Annesi Mehbube Hanım da köyün çocuklarına Kur'an eğitimi veren bilgili bir hanımdır. Fahreddin 5 yaşındayken onun ilk hocası da annesi Mehbube Hanım olur. Medreseye Tüben Şelçeli ve Çistay gibi yakın köylerde devam eder. Küçük Rızaeddin yatılı kaldığı medresede bazı yaz aylarında köyüne dönmüyor, ders çalışıyordu. Babası ondaki ilim aşkını görünce köydeki işleri kendisi yapar ve oğlunun okumasını ister. Rızaeddin Buhara'ya ilim tahsiline gitmek ister ama kısmet olmaz. Rızaeddin Fahreddin Kazan bölgesinin önemli isimlerinden birisi. Kendisi diğer Kazan bölgesi uleması arasında hepsi Buhara'ya giderken, Buhara'ya gitmeden, Semerkant'a gitmeden kendi bölgesinde eğitimini tamamlamış önemli bir isim. Genç bir alimken Cemaleddin Afgani'nin Rusya'ya geldiğini Tercüman gazetesinden okur ve onu ziyarete gider. 10 dakikalık görüşmeye de razı iken Afgani onu güler yüzle karşılar ve bir gün boyunca sohbet ederler. Rızaeddin Fahreddin'in hayatında rol oynamış iki önemli insan vardır. Bunlardan birisi Şehabettin Mercani'dir, diğeri Cemalettin Afgani'dir. Bunlar Rızaeddin Fahreddin'in fikri dünyasında zelzeleye sebep olmuşlardır. Cemalettin Afgani ile Petersburg'da görüşmüş ve onun hakkında bir biyografi kaleme almıştır. Bu yıllarda boş kaldıkça kitap istinsah eder, yani el yazısıyla çoğaltır. Bugün kütüphanelerde bazıları çok önemli olan 13 cilt istinsah kitabı bulunmaktadır. İlk görev yeri İlbek Köyü imamlığı olur. Burada kız çocukların okutulması için de ayrı bir yer hazırlar. Ve 1889 yılında İntizar adlı kitabı sansür kurulunca engellenmesinin üzerinden bir yıl geçmeden Ufa'da Diniye Nezaretinde kadılık görevi için davet alır.
Dini idare iç Rusya ve Sibirya'da yaşayan Rusya Müslümanlarının bütün şer'i davalarına bakıyordu. Dolayısıyla burada bir müftü ve dört kadı vazife yapıyordu. Rızaettin Fahrettin de bu kadılardan birisiydi ve 1905 yılına kadar bu vazifeyi icra etti. Bu vazifesi sırasında Rusya Müslümanlarının meselelerini öğrenmeye başladı. Rusya Müslümanlarının nasıl bir problemleri var? Buradaki göreviyle Rusya Türklerinin sorunlarını çok yakından tanıma imkanı bulur ve getirdiği kitaplarla dünyanın bilimsel birikimini de ufaya taşır. ...1891'li yıllarda Rusya Müslümanları için 2. Katerina döneminde kurulan Orenburg Müftülüğü'ne kadı olarak tayin edildikten sonra maaşlı bir işinin olması münasebetiyle İstanbul'dan ve Mısır'dan sandık sandık kitaplar getirerek medrese eğitimi sırasında tamamlayamadığını, öğrenemediği bilgileri bu kitaplar vasıtasıyla öğrenmeye başlamış ve önünde yeni ufuklar açılmıştır. Dil, edebiyat ve tarih meseleleriyle pek yakından ilgilenen Rızaettin Fahreddin, dili düzeltme, hatta inşa ve imla meseleleri ve edebiyat oluşturmak için 1898 yılında Ufa'da kurulan Islah-ı Lisan-ı Türkî Cemiyeti'nin kuruluşuna katılır. Dönemin büyük alim, yazar ve şairleri bu cemiyete üyedir. Türkçe bilinci ve Türkçe dil duyarlılığı çok yüksek olan Rızaettin Fahreddin'in Türkçeyi din dili yapma konusunda büyük emekleri olur. Onun zaten en önemli yanlarından birisi eserlerinin tamamını Türkçe yazıyor oluşudur. Ortak bir Türkçeyle, İstanbul Türkçesiyle yazıyor olmasıdır. Belki de onu şu bağlamda da değerlendirebiliriz. Rızaettin Fahrettin İslam dünyasında Türkçeyi bir din dili yapma konusundaki şahıslardan ilk sırada sayılabilir. Çünkü önemli meseleleri hep Türkçe kaleme almış ve bu konularda ciddi kitaplar yazmıştır. Dil bilinci kadar tarih bilinci de çok yüksektir. Ufa dini nezaretinde bulunduğu yıllarda bütün Rusya Müslümanlara ait tarihi belgeleri tanzim eder ve buradaki belgelerden Kazan ve Ural Türkleri tarihi kitabının esasını oluşturur. Thank you.
Rıza Fahruddin'in tarihle ilgili çalışmaları 1891 yılında Ufa şehrinde bulunan Arinburg Muhammedi Dini İdaresi'ne kadı olarak seçilmesinden sonra başlamıştır. 1891 yılında oraya kadı olarak seçildikten sonra orada bulunan arşivi düzene getirerek, yani kaba olarak bakıldığında 100 seneden fazla birikmiş olan arşivi ilk olarak Rızaeddin Fahruddin düzenlemiştir. Onun tanzim ettiği arşiv bugün Ufa Devlet Arşivi'nde korunmaktadır. Onun bu dönemde verdiği eserlerinden bazılarını sayacak olursak, Terbiyeli Aile, Terbiyeli Çocuk, Terbiyeli Ebeveynler örnek olarak. Yine Rızaeddin Fahrettin'in en önemli eserlerinden birisi Asar'dır. Asar yaklaşık 4 cilttir. 2 cildi basılmış, 2 cildi el yazması olarak hala Ufa'daki arşivde saklanmaktadır. Rızaeddin Fahreddin, tarih, felsefe, pedagoji, edebiyat, dil bilimi, sanat, coğrafya, arkeoloji, arkeografya, şecere yani soy bilim, tıp, numizmatik yani para bilimi, hukuk, astronomi, halk ağzı, din tarihi ve daha başka ilimlerle pek derinden ilgilenmiş ve bunlar konusunda çok sayıda makale ve eser yazmıştır. Rızaeddin Fahreddin yine bu dönemde ilk hikaye kitapları, Esma'da Yaki Güzel Kız Hatice isimli bir romanla yazım hayatına da başlamıştır. Neden farklı alanlarda yazmıştır diye soracak olursanız, o dönemin aydınları biraz da çok yönlüydüler. Yani biraz tarih, biraz din, biraz edebiyat. Öyle spesifik olarak bir alana yönelme gibi bir lüksleri bulunmuyordu. Toplumun ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda eserler vermeye gayret ediyorlardı. Bu çalışmaları sürerken Orenburg'dan davet alır. Rızaeddin Fahreddin kadılık görevinden 1906 senesinde kendi isteğiyle istifa etmiştir. Bunun nedeni de Arinburg şehri zenginleri, kardeş Remiyevler onu Arinburg şehrinde yayınlanacak Vakıt gazetesine gazeteci olarak davet etmişlerdir. Fahreddin hiç düşünmeden kadılık görevinden istifa etmiş ve Arinburg şehrine taşınmıştır. Orenburg'da Türk dünyası için çok önemli çalışmalara imza atacaktır. Türkçe hassasiyeti bu dönemde de devam etmektedir. Özellikle dikkat çektiği husus, eğer bugün lehçe olarak ya da şive olarak adlandırdığımız farklılıkların, küçük farklılıkların ayrı yazı dilleri ve ayrı edebiyatlarının ortaya çıkması halinde bu bütünlüğün bozulacağının da farkındadır. Çünkü o dönemde bugünle karşılaştırılamayacak kadar bir dil birliğinin olduğunu söylemek mümkün. Bu bakımdan çağdaşı İsmail Gaspıralı'nın çalışmalarını da desteklemektedir. Şura dergisi Rusya'da yaşayan Türklerin çıkardığı en önemli dergilerden birisidir. Günümüzde de belki şunu söyleyebiliriz. Bu kalitede Türk dünyasında bir dergi çıkmıyor. Bir dizi makalesi yayınlanmıştı. Bu makalelerinde Fahruddin ünlü Tatar, yani eski Tatar hanları, Altınurda hanları, Kazan hanlarıyla ilgili
makaleler kaleme almakla beraber aynı dönem aynı zamanda Rus yazarlarından Tolstoy ve başka yazarlarla ilgili materyaller de vermiştir. Yine Şura dergisinde çalıştığı dönemde onun Şura'da birçok felsefeciyle ilgili makaleleri de yayınlanmıştır. Mesela Platon, Sokrat, Descartes'la ilgili çalışmaları da Şura dergisinde yayınlanmıştır. Orenburg'da yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti Balkan Harbi'ni yaşamaktadır ve Rıza Eddin'in tüm Rusya Türkleri gibi gözü kulağı İstanbul'dadır. ...1912 yılındaki Balkan Harbi dolayısıyla kardeşlerimiz kan dökerken biz bayram kutlayamayız, biz matemdeyiz diyerek Kurban Bayramı'nı kutlamaz ve Rusya Müslümanlarının ekserisi de ona uyar. Onun Rusya Müslümanları üzerindeki etkisi yüksektir. Rusya Müslümanları bu İhtilalden Müslüman halkın en iyi şekilde istifade etmesi için Rusya'nın değişik vilayetlerinde kongreler toplamaya başladılar. Nijni Novgorod'da, Ufa'da, Kazan'da. Rızaettin Fahrettin de bu kongrelerin hepsine katılarak halkı için gerekli olan kanunların hükümete sunulması projesinde görev almıştır ve halkına yol göstermiştir. Rusya Müslümanları Müftüsü'nün vefatı ve Şura Dergisi'nin matbaasının kapanmasıyla hayatında ikinci Ufa dönemi başlar. 1918 senesine kadar Şura Dergisi'nde çalışan Fahruddin, 18 senesinde Sovyetlerin matbaaya el koyması ve Şura Dergisi'ni kapatmasından sonra tekrar kadılık görevine dönmesine sebep olmuştur. 1917 devriminden sonra Alimcan Barudi'nin vefat etmesi üzerine Rusya Müslümanlarının ilk seçimle gelen müftüsü unvanını da taşımaktadır. Ve vefat ettiği 1936 yılına kadar bu vazifesini icra etmiştir. Komünist dönemde müftü olmak kolay değildir. Şartlar zorlaşır. Ancak Rızaeddin Fahreddin bütün bu zorluklarla mücadeleye hazırdır. ...1927 senelerinden sonra Asr-ı Müslümanlık İslam Mecellesi kapatıldıktan sonra Fahruddin fazla yayınlanmış makalesi ve eserleri bulunmamaktadır. Tabii ki bunda Sovyetler iktidarının din ve din görevlerine olan baskısından da kaynaklanmaktadır bu durum. Rıza Fahreddin'in görüşlerinde en dikkat çekici yanlardan birisi kendisinin de yaptığı gibi özgür, müstakil alimler yetiştirebilmek. Yani kınayanın kınamasından korkmayan, siyasetten ürkmeyen, işkenceyi, ölümü göze alabilecek derecede müstakil irade sahibi alimler yetişmesini sağlamak. Bunun için çabalamış ve kendisi de hayatı boyunca hep böyle olmuştur.
adamlarına olan baskılar dayanılmaz olmaktadır. Kütüphanesini satmak zorunda kalmıştır vergilerini ödeyebilmek için. Din adamları bu dönemde kötü insan olarak telakki edildiği için çocukları mesela kızı Zeynep Moskova'da tıp fakültesinde okurken oradan kovulmuştur. Suçu din adamının çocuğu olmaktır. Bütün sıkıntılara aldırmadan dil ve din konularında faaliyetlerini sürdürür. Bilimin İslam dünyasında terk edilişinin acı sonuçlar doğurduğunu ve bundan nasıl kurtulabileceğimizin yollarının öğrenilmesi açısından kendisi İslam dünyasının hastalıklarını tespit etmeye çalışmış ve bu hastalıklardan en önemlilerinden bir tanesinin tekfircilik hastalığı olduğunu belirlemiş. Vefatı kimseye haber verilmez ve naaşı Ufa kabristanına götürülür. Rızaettin Fahrettin yaşlılığın meydana getirdiği hastalıklardan kısa bir müddet muzdarip bir şekilde yaşadıktan sonra 1938'de vefat etti. 36'da özür dilerim. 36'da vefat etti ve cenazesi sessiz sedasız Ufa'daki Müslüman mezarlığına defnedildi. Ölümü hakkında matbuatta herhangi bir neşriyat yapılmadı. Belki neşriyat yapılsaydı cenazesi muhteşem bir kalabalıkla defnedilecekti. Stalin'in Aydın katlinin başlamasından bir yıl önce vefat etmesi onu idam edilmekten kurtardı. Ancak caniler intikamlarını onun oğlundan aldılar. Ölümünden sonra ailesi üzerinde komünistlerin baskıları başladı ve işte oğlu Abdurrahman'ı kurşuna dizdiler ve maalesef Abdurrahman Bey'in mezarının yeri günümüzde dahi belli değildir. Çocukları okullardan kovuldu. Çok sıkıntılı bir hayat yaşadılar ta ki Stalin'in ölümüne kadar. Ve bu dönem aydınlarının bir bölümünde dil ve kültür birliğini bir arada tutma gayreti dikkat çeker. Bu bakımdan Rızaettin Fahrettin'in çalışmaları ve eserleri önemlidir. Kırım sahasında İsmail Gaspıralı, Ortay Dil Bölgesi diyeceğimiz bölgede ise Rızaettin Fahrettin benzer çalışmaları yürütmüştür. Rıza Fahrettin bugün bu görüşleriyle belki İslam ümmetinin uyanışında, fikri ve dini uyanışında halen öncü bir rol üstlenmektedir. Eğer bunu gerektiği kadar İslam dünyasına tanıtabilirsek, onun eserlerinde daha uzlaştırmacı, daha akıl vahiy uzlaşmasına dayalı, daha böyle naif bir dille İslam'ın anlatıldığını göreceğiz. Dolayısıyla onun gibi isimlerin en kısa zamanda bütün Türk dünyasında ve bütün İslam dünyasında tanıtılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarla ilişkilerinde alçak gönüllü ve insaflı, işlediği konuları incelemede dikkatli ve titiz biri olan Rızaettin Fahrettin, münakaşa ve eleştirilerinde mutedil ve tahammüllü olmakla birlikte doğru bildiği fikir ve kanaatlerini savunma hususunda gevşek davranmaz. Ancak başkalarının düşünce ve anlayışına saygı ve hoşgörü göstermekten de geri durmazdı. Kendisi bu hususta şunları söylemiştir. Biz tabiatımızda ve ahlakımızda bulunan şavk sebebiyle hayatımızda pek çok tercüme-i hal, tabakat, tarih ve menakıb kitapları mütalaa ettik. Sadece İslam alimlerinin değil, yabancı milletlerin meşhur adamlarından birçoklarının tercüme-i hallerine icmalen de olsa aşinalık peyda ettik. Birbirine muhalif meslekler ve ateş ile su gibi birbirine zıt fikirler ile karşılaşmış bulunduğumuzdan gönlümüzde bir genişlik, her şey hakkında soğukkanlılık, hiçbir söz karşısında şaşırmamak, kızmamak, hayrete kapılmamak, hayran olmamak tabiata hasıl oldu. Bunu Allah'ın bir feyzi saydık da itikat ve mesleklerin hata sevaplarını ölçmek için doğru bir mizan edindik ve bundan faydalanma yolunu tuttuk.